Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Luna videosuyla yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomuzda yine önemli bilgiler vereceğiz ve ani bir gelişen bir haber var. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Videoya başlamadan önce sizden ricam, kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız, videoyu beğenip arkadaşlarınızla daha çok kişiye ulaştırmak adına arkadaşlar paylaşmanızdır. Şimdiden göstereceğiniz ilgi, alakaya teşekkür ederim. Evet, ani bir haber dedim. Ani bir haber ve önemli haber. Binance arkadaşlar yeni Luna'yı hangi tarih ve hangi saatte yayın listeleyeceğini açıkladı. Bildiğiniz gibi eski Luna, yani Lunce için 30 Mayıs tarihini vermişlerdi. Yeni Luna için de arkadaşlar bir gün sonra 31 Mayıs tarihini açıkladılar. Eski Luna, yani Lunce için arkadaşlar, yeni adı Terra Classic Lunce, bildiğiniz gibi 30 Mayıs saat 12.30 bizim saatimizde gerçekleşiyor. UTC saatine göre de arkadaşlar bu 8.30 oluyor. Aynı şekilde 31 Mayıs 11.30'da da yine bizim saatimize göre arkadaşlar yeni Luna'yı, yani Terra Luna'yı listeleyeceğini açıkladı. Bu sevindirici haber Luna ile ilgili özellikle şu anda askıda olan Lunce yatırımcılarını sevindirdi ki airdropları hesaplarına gelmeye başlayacak. Arkadaşlar şu anda hiç endişelenmeyin. Bazı arkadaşlarımız halen işte değer göremediği için korkuyor. Bununla ilgili aşağıda yorumlarda belirtiyor. Endişelenmeyin arkadaşlar, şu anda halen Lunce ile ilgili migration devam ettiği için, yani geçişler ve hesaplamalar devam ettiği için herhangi bir işlemde yapılamıyor ve bir değer görünmüyor. Ama miktarlarınız şu anda Luna tarafından arkadaşlar, ilgili hangi borsadaysanız miktarlarınız görünmesi lazım. Görünmüyorsa da endişe etmeyin, çünkü bu belirtilen tarihte Terra eski Luna ağı devreye girer girmez de arkadaşlar Binance ve hangi borsadaysa ilgili hesabınız görünecek ve değeri de görülecek arkadaşlar. Bu arada şunu da hatırlatalım. Bildiğiniz gibi airdroplarla ilgili nasıl bir dağıtım söz konusu olacağı söylendi. Arkadaşlar kısım kısım bu dağıtım yapılacak ve neye göre yapılacağı da söylenmişti. Ben daha önceki videolarımda bunu anlatmıştım sizlere ama hızlıca tabii şu anda gündemi meşgul edeceği için bir kere daha özetlemek istiyorum. Luna Vakfı, daha doğrusu Terra Luna arkadaşlar, bunu 4 gruba ayırmıştı. Luna için 2 gruba, UST ve USTC için arkadaşlar yine 2 gruba ayırdı. Bir saldırı öncesi için bir tarih belirlendi. Bir de saldırı sonrası satın alımlar için arkadaşlar airdroplarla ilgili bilgi verildi. Şimdi saldırı öncesindeki kasıt 7, yani saldırı tarihi 7 Mayıs olarak kabul edildi. 7 Mayıs'tan önce elinizde Luna var ise ve halen daha bulunduruyorsanız arkadaşlar 1'e 1.1 verecek. Yani 1000 Luna'nız vardıysa 7-6 Nisan diyelim. 7'de 7'den sonra tarihinin sonrası, yani 7 sonrası tarihin içerisinde geçerlidir. Diyelim ki 1000 Luna'nız varsa 1100 yeni Luna, bakın eski Luna değil, yeni Luna'dan hesabınıza açılacak ve böyle bir miktar göreceksiniz. Saldırıdan sonra alındıysa bu Luna'da arkadaşlar, bu videoda UST'ye girmiyorum. Saldırıdan sonra eğer Luna varsa bu da 5015, yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim, elinizde 1 milyon var ise veya 1 milyonlar artık tabii konuşuluyor bildiğiniz gibi, 15 adet, 100 binli bir değer varsa da 1.5 adet gibi hesaplayacaksınız. Gibi değil, öyle hesaplamanız gerekecek. Şimdi bazı arkadaşlar şunu soruyorlar, bu bir haksızlık, işte neden dinliyor? Tamam, 7 Nisan öncesi bir milat ama 7 Nisan'dan sonra da arkadaşlar, arkadaşların iddiası şu, yani 119 dolarlar işte 80'den alan oldu, 70'ten alan oldu, 50'den alan oldu, 30'dan alan oldu, 20'den alan oldu ve daha sonra 4050'lı değerlerden alanlar oldu diye bir eleştiri geldi. Arkadaşlar adamlar buna bakmıyorlar. Tabii 30 dolardan alana da işte bu 5015 milyonda 15 adet verecek. 1 dolardan da alana bunu milyonda 15 verecek. Böyle bir adaletsiz olduğu ile ilgili tabii yorumlar var. Arkadaşlar olayın zaten geneline bakıldığı zaman, yani burada bir adalet aramak çok mantıklı durmuyor.
Ama tabii bunlar bunu ikiye böldüler. Bu şekilde karar verildi ve bu şekilde onaydan geçti. Artık 30 dolardan alan çok üzülmemesi gerekecek ama 5 sıfırlardan alan da arkadaşlar burada biraz onun için bir sevindirici olacak ama şu andaki gidişat da pek parlak değil. Yeni çıkan Luna dahil değerli arkadaşlar biliyorsunuz 17.80'lerden çıktı. 19'ları bir gördü. 3 nokta küsürlere düştü ve an itibariyle 5.70'lerde geziniyor. Bu arada tabii bugün biliyorsunuz lansman yapıldı. Lansmanla beraber arkadaşlar her ne kadar Luna ile ilgili şu anda işlemler yapılmıyor olsa da arkadaşlar bazı borsalarda devam ediyor işlemler ve Luna'nın değeri arkadaşlar 4 sıfırlardan artık 5 sıfırlara kadar da gerilemiş durumda. Hacmin düşük olmasına bakmayın. Dediğim gibi ayın arkadaşlar 30 Mayıs tarihi itibariyle Binance ve ilgili borsalar bu Luna'nın Terra ağının devreye girmesiyle arkadaşlar çok büyük hareketler olması bekleniyor. Yeni girmeyi düşünen arkadaşlara dikkatli olun diye son bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Genel olarak durumlar bu şekilde. Bazı arkadaşlar da şunu soruyor. Neden bu şekilde yapıyor Binance? Neden geç listeliyor? Terra ağı açılmasına rağmen diyor. Arkadaşlar Terra ağı açılmasına rağmen burada Binance'in geç listelemesinin sebebi olarak dalgalanmayı azaltmak olduğu söyleniyor. Yine volatiliteyi de arkadaşlar olabildiğince düşürmek istiyor Binance. Çünkü hacim çok yüksek ve bundan yatırımcıların da mümkün olduğunca az etkilenmesi taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiriyor Binance. Evet, durumlar bu şekilde. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Arkadaşlar hepinize yatırımlarınızda bol kazançlar diliyorum. Sabırlı olun, bekleyin. Lütfen yeni girmeyi düşünen arkadaşlarım demin de söylediğim gibi arkadaşlar biraz sabırlı davransın. Çünkü şu an itibariyle çok büyük bir dalgalanma var. Bundan etkilenmeyin. Yine son olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Biz videolarımızda kimseye al veya sat demiyoruz ve hiçbir videomuzun içeriği yatırım tavsiyesi değildir. Kişisel görüşlerden ibarettir ve olabildiğince tarafsız haberleri sizlere iletmek istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan sizin sorumlu olmanız sizin açınızdan daha önemli diye düşünüyorum. Ayrıca son olarak da arkadaşlar şu kanala abone olmanızı rica ediyorum. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.